Tavuğun yerine kuluçkaya yatan horoz yumurtalardan çıkan civcivlere hem annelik hem de babalık yapıyor. Civcivler ise horozun yanında bir an olsun ayrılmıyor. Tavuklar yumurtalıyorlardı, tavuklar. O da tavuklarla beraber gidip tavukların yuvasına girip kucağına giriyor, beraber duruyordu. 4-5 gün kümesine çıkmıyordu. 4-5 gün en az. 4-5 günde bir sefer çıkıyordu. Yine hemen içeri giriyordu, yatıyordu, kuluçkaya yatıyordu. Ben de baktım işte böyle olmuyor. Ben kaç tane yumurta altına verdim. Başka bir yere getirdim. İşte bu tarafa getirdim. İşte 20-21 gün kaldı. İşte bu 11 tane çıkarttı. 11 tane. 2-3 tane erdi. Şimdi hala hazır 8 tane kalmış. Öyle işte böyle işte yeni ele olay oldu. İşte ben bu yaşa gelmişim. Ele bir olay görmemişim. Böyle bir mucize görmemişim şimdiye kadar. Horoz, zaten horoz onları büyüttü, çıkarttı. Hem de büyütüyor. Hem de onlara çok sahip çıkıyor. Onları muhafaza ediyor. Mesela şimdi ya da bir tane alamazsın. Alamazsın ondan. Tabii anası olarak görüyorlar. Sen gördün işte kamera çıktın üstünde çıkıyorlar. Geceleyin onun altına yerleşiyorlar. İşte kendini ısıtıyorlar. Onların tüyünden altından faydalanmak için kendini ısıtıyorlar. Yani ben hiçbir yerde işitmemişim böyle bir olay, böyle bir mucize. Şimdiye kadar biz tavuğun hep kuluçka yatan şey gördük. Ama bu sefer horoz olmuş galiba. İki üç sefer bunu bu dışarıya atınca bakıyor çaresi yok. En sonunda kalkıyor altına yumurta. Zaten gidip o yumurtanın üzerine oturuyor. Hiç o yumurtaya dokunmadan artık bırakıyor orada 15 tane yumurta. Bir 21 gün sonra bakıyor ki 11 tane civciv şey yapmış. Ne çıkarmış. Civciv çıkarttıktan sonra ondan sonra onlara sahip çıkmaya başladı. Onları gezdiriyor. Havlunun içerisinde gördüğün gibi işte onlar kendisi gezdiriyor. Aynen bir tavuk gibi. Onları peşinden gidiyor. Gırt 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 tavuklar altına, civciv arkasına gidip onu şey yapıyor. Yani şu anda o sahip çıkıyor onlara. Hem o zaten onlar kuluçka hayatını çıkarmış. Hem de o sahip çıkıyor onlara. Horoz işte gördüğün gibi onları hem anneli yapıyor hem babalık yapıyor. Onları dış etkenlerden koruyor. Mesela herhangi bir insan falan yanaşınca insanın üzerine atlıyor. Bırak mı kesin şu an sen şey alamazsın, civciv falan şey alamazsın. Çıkarıyor, geziyor havlu içerisinde. Gırt 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 arkasından gidiyor. Tavuklara fazla ses çıkarmıyor. Tavuklara. Ama horoz yani şey yapmıyor, yanaştırmıyor. Mesela bizim bir iki tane daha horoz var, beyaz var. O yanaştı mı fırlıyor ona, vuruyor, kovuyor onu. Ama tavuklara karışmıyor. Civcivlerin anası sanki o da bir şokta gibi. Mesela ana tavuk. Böyle olaya uzaktan bakıyor, yanına gidiyor bile sanki ona da şey gibi bir şey geliyor. Enteresan bir şey geliyor. Ona sanki acayip geliyor. O da horoza bile uzaktan bakıyor, bazen kendine gidiyor. Ama horoz ona hiç şey yapmıyor. Çünkü naşa tavuk onun, çünkü naşa civciv şeyindir, horozundur. O sanki biraz sahiplenmeye çalışıyor ama horoz bırakmıyor. Horoz onun yanında bile gittim şey yapıyor, par sevmiyor ona. Mücahit abi. Babam. Bu da Mücahit Bey.
Şurada ama, şurada biraz akbet. Dedikleri acı ben akbet.